Babam! Başını bitirdik. Sizce... Tamam, hangi komikli hikayemi anlatmamı istersin? Benim en favorimi söyleyeyim mi? Söyle. Pırt. Yani daha yeni doğum yapmış bir kadına asla yapılmaması gereken bir şaka. Saat 7.30 arkadaşlar. Çok güzel bir sabahtayız. Bugün yağmur yok. Yine kaç gündür yağmur yağıyor. Bugün Filizciğimle bahçemizde hep olsun istediğimiz bir şey yapıyoruz. Günaydın Denizcan. Şimdi size onu yapış videosunu izleteceğiz. Ama merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili abonelerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, nasılsınız, iyi misiniz? Umuyoruz iyisinizdir, umuyoruz uykunuzu almışsınızdır. Biz hiç uyumadan neredeyse evet, bir gecede, geceyi sabaha kavuşturduk. Şu an önümüzde tam olarak göremediğiniz şeyi yaptık. Şuradan boncuklarım gözüküyor bakın. Acaba ne yaptık? Evet, şimdi arkadaşlar bir yapım aşaması izleyelim, ardından... Son sohbet için yaptığımız şeyin üstünde sizi bekliyoruz. Burada bekliyoruz. Çok uzun süredir bir hamak projemiz vardı. Şu tahtayı bir türlü bulamadığımız için projeye başlayamıyorduk. Bu tahtayı geçen gün ben çöpte buldum. Tana sıkıla böyle çöpe yanaştım ve aldım. Bu tahtayı aldım. Şimdi biz buradaki eski hamağı kesip bunun yerine kendimize yeni bir hamak öreceğiz. Tüm malzemeleri aldık. İşte makrome ipimiz, boncuklarımız, çengelimiz vesairemiz. Ah, döktü hepsini. Tabii Mia da izin verirse arkada. Evet, birinci tahtamız bu. Bu ipleri de uzağa bir yere atalım. Buradan sen pire bile gelir bence. Şunu istiyorsan komple. Fenerbahçeli bir arkadaş. Hamağını kullanmış, kullanmış, eskitmiş. Tabii biz biraz daha farklı bir hamak göreceğiz. Bir defa şöyle göstereyim. Bizim ipimiz bile daha kalın. Bayağı bir daha kalın. Burada büyük halkalar bulamadık. O yüzden iki tane ufak halkayı birbirine iple bağlayıp kendimiz büyük bir halka oluşturacağız. Daha sağlam olacağını düşündük böyle. İki tane aldık. Burada biraz malzeme bulmak sıkıntı. Ahşap boncuk kullanalım istedik ve boncuk için de 4-5 tane herhalde tuhafiye dolaştık. Hobi malzeme satan sence yer dolaştık ama bulamadık. Evet. Arkadaşlar iki tane halkayı böyle birbirine bağladığımız zaman şöyle bir halka etmiş olduk. Dört ve katları olması gerekiyormuş. Bunda tam 16 tane delik var. En dıştaki deliği iki tahta arasında mesafeyi ve derinliği algılaması için ayrı bir ip koyacağız. İçerideki deliklerden iki tane ip geçirdiğimiz zaman dördün katı yapıyor değil mi? 28. 4 kere 7, 28. 28 tane dördümüz oluyor. Onlarla öreceğiz. Bundan şu halkaya kadar da 16 tane iple yapacağız toplamda. Yani... Allah sen araştırdın hiçbir. Evet, yani çok bir bilmiyorum. Şu an deniz yönlendirecek. Biz 1,5 metrelik ipler keselim. Gerekirse uzun olsun. Kısa olmasın. Şöyle 1,30'luk. 1,30, 1,30 da 1,40 yapayım ben. Canım kızım. Efendim anneciğim. Efendim anneciğim. Efendim kızım. Ucunda. Efendim anne. Ama çok dikkat etmeni istiyorum senden Mia'cığım. Düşebilirsin. Babam. Babam. Senin babam diyen. Valla aldık başımıza gene bir iş. Bakalım çıkabilecek miyiz işin içinden. Yaparız ama ya mutlaka. Elbet bir şey çıkacak yani. Tam olarak yani acemiler için hamak nasıl yapılır videosu olacak gibi oldu. Tabii şimdi bu şey bir dediğiniz hani yuvarlak salıncaklar var ya, hı hı. Ev için filan kullanılıyor. Daha çok balkonlara şimdi çok tercih ediliyor. Hı hı. Onlardan falan ören, satan çok pahalı ya. Kadın var şey hani
bilenler için durumumuz komik gözüküyor olabilir. Biz ilk kez deniyoruz. Ama güzel duruyor. Pahalı da el işi Deniz ya. Şu düğümü atayım, bir arkasını göstereyim sana. İkiye katlayıp içinden mi geçirip evet. Düğümü atıyorsun? Tamam. Ama hepsini aynı yerden yapıyorum. Hani bir düz bir ters değil. Yani hepsinin düğüm şu şekilde tamam. Gözükecek. Tamam. Arkadaşlar yani şu an aslında saat bayağı ilerlemiş bir durumda. Biz bugün birazcık geçe kaldık. Neden öyle oldu? Çünkü bugün burada yine semt pazarı vardı. Pazara gittik. İşte bu verdiğimiz sipariş ipler gelmişti. Kargoya uğradık. Kendi kargolarımız vardı. Onları teslim ettik. Bayağı aslında bugün dışarıdaki işlerimizi hallettik. Tamam mı? Bak en dıştakini şöyle şuraya aldın. Şöyle direkt açıkta göstereyim. Tamam. Sonra öbür en dıştakini bunun üstüne çıkardın. Tamam mı? Tamam. Bak şu çaprazdan bak. Yani şöyle. Bak bunu çıkardın ya. Tamam. En sondaki. Tamam. Bunu şuradan sokuyorsun. Şöyle bir bak bana neresinde. Şu. Bak. Bunun da mı altında? Hayır bak. Bunu aldın ya. Tamam. Bunun ucunu aldın. Tamam. Bak bunu. Şuradan. Tamam. Soktun. Bunu şöyle sıkıp yukarıya düzeltiyorsun. Tam sıktın mı dibine tabii kadar? Şöyle sıkıyorsun dibine kadar. Böyle. Tamam. Şimdi sonra bu taraftakini gene alacağım. Dört tane var ya. Yaptın. Bu sefer bak bunu böyle aldın. Diğer taraftakini aldım. Tamam mı? Bunu böyle aldın ya. Bunu üste aldın. Bunun üstünden geçirip çaprazdan buraya soktun. Bir dakika şimdi kafam karıştı benim. Aşkım. Bak baba anneni öğretiyor kızım. Bundan sonra geçimimizi hamak yaparak sağlayacağız mı? Satışlar da düştü internet. Ay bu çok uzun sürecek ha. Yok, yapamadım ben bunu şu an. Evet arkadaşlar, başını bitirdik. Sizce sağdaki mi benim, soldaki mi? Sağdaki mi Filiz, sizin soldaki mi? Tabii kafa da gitti biraz. Bunu örerken tam konuşamıyoruz. Bu mu benim, bu mu benim, bu mu onun, bu mu onun diyelim. Yorumlara yazın bakalım sağdaki mi, soldaki mi? Hangisi Filiz'in, hangisi Deniz'in? Kendimize özgün bir tasarım oldu. Evet. Değil mi? Böyle bir tasarım yoktu. Yani kendimiz evet. Belirledik. Şimdi hamağın iç kısmını örmeye başlayacağız. Bunun için 14-28 tane 5 metrelik ip kesmemiz gerekiyor. Ama onu 14 tane 10 metrelik ip keseceğiz ki ikili ikili oradan sokabilelim. Esas tamam. Şeyimiz o. Şimdi ben cetveli açayım. Metreyi gideyim tamam. Geleyim birlikte keseriz biraz. Masa olsun kıstasımız. Tam buraya. Masanın tam ucunda. Valla arkadaşlar hamak yapmayın alın. Daha pratik. Biz yağmurlu havalara biraz yani böyle içerik olsun diye. Dandik hamakları
aşağı yukarı böyle 150-200 liradan, böyle çok güzellerinde 500-600 liradan satıyorlar. Bence bizimki çok güzel ama. Ha, bizimki güzel oldu. Yok, kalın bir defa bizimkinin ipi mipi örgüsü. Normalde o pota gibi örüyorlar biliyorsun. Biz öyle örmeyeceğiz şimdi. Futbol sahası. Futbol sahasına. File, futbol, file gibi. Kalesi filesi gibi. Bu arada Filiz, bu iş böyle gitmez. Bari neden? Komikli bir şeyler anlat da. Çalışırken çok ciddi olduğumu söylerler. Çalışırken biraz eğlenelim. Peki ama bende çok eğlenceli bir hikaye yok. Eğlenceli, komikli hikayeler sende. Benim aklıma gelmedi şimdi. Tamam, hangi komikli hikayemi anlatmamı istersin? Benim en favorimi söyleyeyim mi? Söyle. Pırt. Pırt hikayesini anlat bence. Arkadaşlar, bir pırt hikayem var. Şimdi sizi hızlıya almadan önce anlatalım değil mi? Sonra hızlı hızlı örerken gösteririz. Orta birdeyim, gözlük takmam gerekiyor. Gözlerim bozuldu. Ama niyeyse öğretmenim annemlere bu çocuk ilgi çekmek için böyle şeyler yapıyor, inanmayın demiş. Ben öğretmen çocuğuydum. Öğretmen çocuğu olmak çok zordur. Annemle aynı okuldaydım. Niyeyse... O zor olabilir gerçekten. Niyeyse, ama öğretmen çocukları avantajlı gibi gözüküyor dışarıdan. Yok, hiç değil. Hiç avantajlı değil. Yani biz öyle düşünürdük. Ben öyle düşünürdüm. Çok avantajsız bir şey. Ve hayatım boyunca ne okuldan kaçabilmişimdir. Hani aynı okulda olmak belki şey, dezavantaj çok olabilir. Aynen, dezavantaj bir şey. Böyle bir şey olsun hocanla, yani o teneffüs annen yanına gelir. Vesaire. Böyle çok iğrenç bir şeydir. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum öğretmen çocuğu olmasını. Belki zaten kimse isteyerek olmaz. Öyle bir şey değil. Neyse. İşte annemin arkadaşı anneme demiş. Bu ilgi çekmek için yapıyor. Bunun gözü falan bozuk değil. Ben de en ön sıradan tahtayı göremiyorum. Öyle kötüyüm. Bu arada bir dipnot. İlk gözlüklerim 1.75'ti. İkisi de 1.75. İşte uzağa göremiyorum. Bayağı var yani. 0.25'e falan gözlük kullanıyor ya. Neyse, bizimkiler bana inanmadıkları için beni Kızılay'da ücretsiz göz muayenesine sokacak. Hani evet, benim sevdiğim kısım burası. Işte. Zaten hani yani ikisi de memur, öğretmen. Hani memur zihniyeti. Boşa para harcamayalım. Biz Kızılay'a gittik. Kızılay'da da öyle bir yoğunluk var ki, var ya hani böyle, nasıl tam şöyle tarif edebilirim. İş çıkışı metrobüs gibi. Tamam, hani böyle en metrobüsün binilmemesi gereken an vardır ya, ama en çok binilen ne yazık ki. İçerisi böyle kalabalık, insanlar omuz omuza, leş gibi ter kokuyor zaten içerisi. Böyle son derece gerçekten şey bir durum. Hiçbir insanın beklemek istemeyeceği bir yer. Bir tek göz de değil galiba. İçeride bir sürü şey var. Bir yerde kan alınıyor, bir yerde başka bir şey yapılıyor. Ben bir pırtladım. Ama böyle 8-10 saniyelik böyle sıcacık pıs diye çıkan, öyle bir şey de tahmin etmiyorum olacağını, ama ölüyorum ben, tamam mı, hani böyle sessiz ama böyle oldukça derinden bir şey saldım, bir koktu. Sen bu hikayeyi babamdan dinledin, evet, hani biliyorsun, evet. Böyle babamdan dinleyince zaten ekstra komik benim için, böyle forseptik sanki yanımızda patlamış gibi koktu. Babanın tabiri direkt. Tamam, hani böyle zaten ter kokusu var. Üstüne bir de o forseptik geldi. Böyle içerideki insanlar o kadar memnuniyetsiz ki böyle. Herkes birbirine bakıyor. Yani kim yaptı? Kim yaptı bunu ya falan diye. Döndüm ve babama, üf be baba ya, burada yapma bari dedim. Babamın etrafı böyle bir rok diye açıldı böyle. Babamı ortada düşünün. Hani köpek balıkları dolaşıyor ya böyle balık sürülerinin arasında ufak. Böyle balıklar hiç yaklaşmıyor. Etrafında bir yuvarlak var. Babam birden öyle oldu. Ben de babamın yanındayım. Hani bana değen amca birden kayboldu. Böyle etrafımızda bir yuvarlak açıldı. Babam gittikçe kızarmaya başladı. Ay. Etraftan babama böyle üstü kapalı laf atmaya başladılar. Ya bu kadar da olmaz ki falan, hani bilmem ne vesaire diye. Babam da böyle beni hafif iteliye iteliye, böyle yarım tekme yarım ittirme hani modunda sinirlenmiş. Yani öyle çok büyük bir tepki yok da hani bir götürüyor. Lan niye zorla yaptım seni modunda. Yani böyle ittire ittire çıkıyor. En son yandaki teyzelerin şey demesiyle ben de patlamıştım. Ben bir taraftan gülüyorum, bir taraftan babamdan dayak yiyorum. Teyzeler şey diyor. Hem osurdu hem de çocuğu dövüyor. Diyor. Öcümü almıştım yani, hani beni böyle yarım dönem tahtayı göremez halde tuttular. Onu ama bir şey söyleyeceğim. Çıkmadınız mı? Götürdü mü doktora? Yok, çıktık zaten o gün. Yani
O gün çıktık, 2 saat sonra tekrar geldik. Tekrar numara aldık, tekrar girdik. Herhalde babam herkesin gitmesini bekledi. Herkes gittikten sonra numara alıp. Ayrı simalardan kimse kalmayınca. Ama yani ben babamı ilk defa yani şöyle gördüm. Hani derler ya, bir insan önce kızarıyor, sonra morarıyor, sonra sararıyor hani. Ya bir de baban gibi bir adam hani çok... Yani çok şey, çok olumsuz etkilenmiştir. Şimdi o zaman biz hızlı başka örme moduna geçelim. Ben kamerayı yakına alayım. Haydi kesilecek diye çok korktum. Niye? Daha yeni doğmuş. İşte sürekli kullandığımız bir ince battaniyesi var hani evdeyken. Onu kullanıyoruz, üstünü örtüyoruz falan, ince pike gibi bir şey. Deniz o pikenin içerisine bir yastık koymuş. Ve Mia'ymış gibi kucağında tutuyor, böyle ama sallıyor. Tuvalete gidip lenslerini çıkartmanı bekliyor. Evet, ben de, benim gözler zaten 5.5 numara. Hani azıcık yani bir adım ilerisini göremiyorum lensleri çıkartınca. Lensleri çıkarttım. Geldi uyumak için hani hazırlanacağım. Deniz bir anda elindeki o Mia yani yastığı sardı pikeyi bana doğru fırlattı ama ben Mia zannettim tabii. Yani bir anda ben tutamadım, yere düştü. Sonra yastığı gördüm ama benim ağlama krizim bayağı bir süre durmadı. Yani daha yeni doğum yapmış bir kadına asla yapılmaması gereken bir şaka. İşin daha da acı tarafı bunu yapan benim eşim. Ama çok güldüm. Çok, ya nasıl güldüm, ben ağladım ya. Deniz'in bu enteresan şakaları vardır, o yüzden. Bak uyumasını bekledim Filiz'in. Ay Mia'nın uyumasını bekledim. Filiz'e de dedim git sen lenslerini çıkart gel bak yatalım artık Mia'da hani hazır uyumuşken rahat rahat diye. O sırada da ben kucağımda pışpışlıyordum Mia'yı. Şimdi tam anlatmadı, o yüzden gözünüzde canlanmadı. Filiz tuvalete gidince ben Mia'yı kundağına koydum. Normal o bezin içine yastık koyup sallamaya devam ettim. Filiz gelirken Filiz'e doğru böyle düşüyormuş gibi yapıp üstüne fırlattım. Evet. Aynen öyle. Ve tutamadım yani. Mesafe zaten benim tutmama yetecek bir mesafe değil. Yok, hiç tutmaya çalışmadı zaten. Ben direkt öyle düştüğüm anda Filiz kilitlendi ve kaldı. Yani ışık tutulmuş geyik gibi. Filiz tutabileceği bir mesafe değildi zaten ama. Önümdeki yani ben şöyle yapsam bile yetişebileceğim bir yer değildi. Ya çok pişman oldum o ayrı. Çok üzüldü çünkü. Sonra ay güldük ben... ama hani o an çok üzüldü. Yok yok, ben çok uzun süre sakinleşemedim. Ben sütü kesilecek diye korktum. Bir de yani daha 40'ım da olmamıştı ya. Hani 40 ne 40'ı ilk hafta. İlk hafta işte yani o kadar... Ya gerçekten... Ama işte aşkım, ilişkimizi öyle şeyler diri tutuyor. Ne ilişkisi, saçmalama. Bak hala ilk günkü gibiyiz. Ya tamam da hiç bu konuyla alakası yok. Bunlara rağmen hani iyiyiz, öyle değil. Ben sana şakayı yapmasaydım belki bu kadar iyi olmayacak. Ya bırak ya. Kendini böyle mi unutuyorsun? Ha. Ay Deniz ya. Ay ne kötüydü ya. Şunu gerçekten kimse kimseye yapmaz ya Deniz. Yapmamalı yani. Evet Kenan, kötü bir şakaydı. Ben de sonradan jeton düştü. Şimdi de yani neyse ki işte bebek bekliyoruz da biraz rahatım. Yoksa Deniz böyle herhangi bir kapının arkasına saklanmış olabilir. Hı diyor. Olur olmaz bir yerden çıkabilir. Ama şimdi hani bebek verdiği biraz korkuyor, yapmıyor. Çok şükür azıcık rahatım. 40'ının çıkmasını bekleyeceğim. İşte öyle kışkırtma videoları da ister misiniz? Ay, yani Filiz'in binbir korku hali.
Ay Deniz ya bir de, ay ne komik komik halleri düşürüyor ya beni. Bütün Türkiye'ye beni, izleyen herkese beni rezil edeceğim. Niye rezil olacaksın canım? Bakalım. Bence şuradan da deneyelim işte ortalayalım. Hani sonra düzeltmeye müsait gibi ilerleyelim bence Deniz. Şu an mesela şöyle tuttur. Şu düğümü şey yapıp düzeltiriz. Ha tamam anladım. Sen şu tam üçgen şey mi düzgün mü? Düzgün. Düzgün gözüküyor. O düzgün. Geliyor gelmekte olan. Çok. Göğsüm de pis. Pasaklı bir çocuk musun sen? No. Yaktır. Aradan topluyor mu ben? Aradayacağım. Çok yavaş. Aşkım ben değmedim. 110 kiloyum sen. Çok güzel. Çok güzel bir hamamımız oldu ya. Vallahi. Değil mi? Aynen. Oh be. Ya bayılacak yalnız. Sen Murat Deniz'i bir doğru da birlikte de binmeyi bir deneriz. Ay şu an. Tekneye güvenemiyorum biliyor musun? Hamak ipleri vesaire çok sağlam da bu tahtayı çöpten bulduk ya. Hani tahta o kırılır mı? Hani ben ondan yana bir evet, sadece endişem var. Beğendin mi Mia? Ya ne yaptın? Yatacak mı burada? Yatalım mı şimdi? Ha? Hadi sallayalım Mia'yı bak. Bu çekil annesi. Ha, gayet dengeli bir hamak yapmışız. Hoşuna gitti mi Mia? Nasıl olmuş? Evet arkadaşlar, alışıldığın aksine bir akşamda değiliz, bir sabahtayız. Güne yeni başlayacağız. Evet, normalde yani bitirmediğimiz bir günün devamındayız aslında. Bir türlü bitiremediğimiz bir günün. Gün içi, yani dün çok fazla işlerimiz vardı. Çarşıya gitmek gerekti, işte kargolarımız vardı, siparişlerimiz vardı. Ama en çok da beklediğimiz siparişlerimiz galiba hamak yapımı için gerekli kullandığımız malzemelerdi. Onlar gelince heyecanlandık ve hemen yapmaya başlamak istedik. Evet, aynı zamanda bir de yine bir yağmur problemimiz var. Burada çok fazla yağmur yağdığı için dış çekim yapamamıştık. Bugün hava çok güzel ama akşam da size video sunmamız lazım. Biliyorsunuz her salı, perşembe, pazar günleri haftada 3 gün video yüklüyoruz. Bunu bozmak istemedik.
O yüzden hazır malzemelerimiz de gelmişken bahçemize bir hamak koymayı çok istiyorduk. Kendi hamağımızı kendimiz yapalım dedik. Şehirden köye göç hayalimizi gerçekleştirdiğimizden beri bahçemizi kendi imkanlarımızla, olabildiğince düşük maliyetlerle güzelleştirmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Bir hamak yapma isteğimiz hep vardı. Nihayet onu da bugün gerçekleştirmiş olduk. Sabah Mia'ya sürpriz olacak uyandığında. Bir korkuyorduk, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, ne olur ne olmaz. Hiç denemedik hani böyle bir şey kolay, daha önce. Bu kadar yani kolay değil aslında. Evet. Kolay ama değil, değil mi? Evet. Kolay ama hamallığı çok. Yani evet. Çok büyük bir hamallık var, böyle bayağı bir örgü yapıyorsunuz. O zor, çok vakit alan bir şey ama keyifli. Yani gene ben karımla güzel bir gece geçirmiş oldum. Evet, yani birlikte bir şey yapmanın keyfini çıkartmış olduk, tadını çıkartmış olduk. Biraz yorucu bir gün oldu ama sonuçta çıkan şey bizi, ortaya çıkan şey bizi mutlu etti. Güzel oldu, ben çok beğendim. Şimdi ben Filiz'i dinlenmeye göndereceğim. O dinlenirken ben videolarımızı hazırlayacağım akşam sunmak için. O zaten Murat Deniz'imiz de gayet yoruldu. Gün içi de çok yorulmuştu. Pazarda vesairede gerçekten çok uzun yollar yürüdük, değil mi? Evet. Pazara evet. Git, kargolara git vesaire. Onu çok yormak istemiyorum. Bir de istediğimiz gibi bir şey olsun, içimize sinsin diye işte boncuk aradık. Halka bulmak bu kadar zor olacak diye düşünmemiştim aslında. Son kendimiz yaptık evet, bir halka. İstediğimiz gibi bir halka bulamadık yani, tamamen taşıma için kullanılacağından dolayı sağlam bir şey olsun istedik. İstediğimiz ölçüde de bulamadık. İki taneyi birleştirdik falan, yine kendimiz taşıdık. Güzel bir şey oldu ama. Evet evet, güzel oldu. Bu arada tam video bitmeden önce gelelim videonun en önemli yerine yine. Evet. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve hemen yanında duran bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenip bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Biliyorsunuz hamağın bir ucunu Deniz, bir ucunu ben, yani başlangıç kısımlarını bir tarafını evet, birimiz bir tarafını birimiz ördük. Hangisi hangimizin evet diye sormuştuk. Yorumlarda eğer fikrinizi yazarsanız çok seviniriz. Biz de ona göre belki cevabımızı veririz, hangisi bizim hangisi bizim diye. 24 saatten daha uzun bir gün oldu. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Pazar günü diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kızım, dolabı açıp süt mü içmeye başladın? Hmm, afiyet olsun. Evet arkadaşlar, uzun süredir bir hamak projemiz vardı. Yapmak istiyorduk. Bir süredir atlatıyorduk. Babam, canım, aşkım benim. Otur da mamanı ye. Uzun süredir hamak... Çok güzel, evet. Sen ye aşkım. Geç hadi televizyonun önüne. Televizyon otur izlerken ye. Otur koltuğa. Ben yiyeyim. Ne güzelsin. Otur da ye aşkım, otur. Heh. Baştan. 3, 2, 1. Şimdi yaptığımız araştırmalar şöyle. İki... Babam, aşkım. Kızım bir şey olsun annem. İki sopa arasını ayrı bir örgü yapıyoruz. Sopalardan şu halkaya gelen yeri ayrı bir örgü yapıyoruz. Şimdi onları tek tek yapacağız. Oy. Birazdan yanlarına... Fabrikada tütü. Ne? Hey, rey, 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 rey. Arada ses de alıyor şu an. Bunu kullanacağız. Ya benim. Hadi söyle. Ya saçmalama. Artık bu videoyu bir şekilde zaten yayınlayacağız. Bu oldu olmadı. Bilmiyorum artık. Olmadıysa da bir hamak nasıl yapılmaz? Ya ben asıl seviyorum ya. Bir tane kanalda Deniz şey... Yapamıyorlar işte. Değil mi abi? Ya bir tane kanalda gerçekten şey ama tam bizim konseptimiz değil de daha böyle şey ne bileyim yani tarımla alakalı böyle bir şeyler paylaşan bir kanaldı. Benim de ilgimi çekmişti, izledim. Özellikle bu çuvalda patates yetiştirme mevzusu ilgimi çekmişti. İzler yani o yüzden izledim aslında videoyu. Ve sonunda olmadı. Ve çok uzun bir yani bekleyin sonuçta defalarca işte. İşte böyle olmuyor. Evet hani olmamasını da paylaşmış. Bakın bu yöntemi denedim ve olmadı yani. O da bir şey söyleyeyim şey ama çok gerçekten. Ve herkes yapacağı bir şey. Hem cesurca bir şey. Evet yani herkesin yapacağı bir şey değil ve çok
takdir ettim yani. Arkadaşlar ben böyle yaptım olmadı hani. Bunu böyle denemeyin de şöyle yapın dedi. Kesinlikle doğru bir davranıştı bence. Ben de şu an videoyu izlemedim ama... Takdir ettin değil mi? Takdir ettim. Şu şeyi bitirince de izleyeceğim, merak ettim. Arkadaşlar ilk denemeyi bir yapalım. Daha gelmemiz lazım. Ah!